Çocuklar top oynuyor diye iptal edildiğini biz yaşadık. Dünyayla bunun belgelerini paylaştık. Yine TRT çok önemli işlere imza atıyor. Önemli diziler yayınlıyor. Teşkilat dizisini de hatırlayalım. Günahı olmayan bir sivil kişi operasyonun içerisinde diye operasyon iptal edildiği anlar yaşadık. Bunlar Amerikalıların veya diğer devletlerin yaptığı gibi göze kulağa hoş gelmek için yapılan çekimler değil. Doğrudan sahada gerçekleşen eylemler. Bunun da altını özellikle çizmek lazım. Dolayısıyla aslında burada emeğe geçen bütün kahramanları alnından öpmek lazım. Evet. Çünkü gerçekten terörle mücadelede çok önemli bir aşamaya gelindi ve artık yılanın başına doğru gittiğimiz bir süreç hızla ilerliyor. Ben o nedenle Kandil'in kapısının çalındığını ve önemli bir döneme de geçildiğini düşünüyorum. Zira bu bahsettiğimiz kişiler zannetmeyin ki elini kolunu sallayarak bu coğrafyalarda at koşturuyor veya geziyorlar. Bu sözde lider dediğimiz çapulcu sürüsü bile bulunduğu inden, bulunduğu mağaradan kafasını çıkaramıyor. Sürekli yer değiştiriyor. Sürekli sahadan, Amerika'dan ve diğer destekleyen yapılardan almış olduğu istihbarat desteği var. Onun vermiş olduğu, o desteğin vermiş olduğu hareketle bölgede yer ve pozisyon değiştirebiliyorlar. Buna rağmen bu operasyonu örgüt ve onu destekleyenler. Dolayısıyla burada bu bahsettiğim konuyu da özellikle vurgulamakta fayda görürüm. Gerçekten karşı tarafta da büyük bir çözümeyle birlikte korku ve panik var. O paniği zaten yapılan telsiz görüşmelerinde çok net hissedebiliyorsunuz ki gene bir hatırlayalım. Kara yılan denilen yılanın başının keklik gibi avlanıyorsunuz diye alt kadrolara vermiş olduğu geçtiğimiz yıl talimat vardı ve onlar da onların ifadesiyle söylüyorum tırnak içinde sıkıysa gelin siz hadi mücadele edin. Oradan konuşması kolay diye vermiş olduğu cevaplar vardı. Şimdi Evet. döndü dolaştı. Örgütlerin başına aynı eylem ve operasyonlar gelmeye başladı ve keklik gibi avlanıyorlar. Ha, burada terörle mücadele FETÖ ve PKK olarak iki ayrı başlık açıldığında şunu da dikkatle çekmekte fayda var bu konuya da. İki tarafta zaten aynı yapı, aynı yerden yönetiliyor ama ikisini bir ansakta yöntemde ayrılık görüyorsunuz. FETÖ'de bizim sözde general amiral diye bildiğimiz, emniyet mensubu diye bildiğimiz yapıdan başlayan yani yılanın başından başlayıp kuyruğuna doğru giden bir harekat ve operasyon söz konusu halen de öyle gidiyor. Fakat PKK'da dikkat ederseniz kuyruktan yılanın başına doğru yani sözde lider dediğiniz kadroya doğru ilerleyen bir operasyon ve harekat var. Bu nedenle artık daha da renkli günler göreceğiz, iyice kızaran günler göreceğiz ve yakın dönemde ki sosyal medyadan çok bu konuda çağrı alıyoruz. İnşallah çok daha önemli isimlerin müjdesinin verildiği anlar yaşayacağız. Ben bu nedenle sözü size devredeyim. Burada gerçekten emeği geçenler, o kahramanlara millet olarak şükranlarımızı bildirmek durumundayız. Çünkü bizim bu dakikalar içerisinde değerlendirdiğimiz olay az önce de ifade ettiğim gibi esasen çok büyük özveri, cesaret ve sabır isteyen bir süreçte götürülüyor. Ve şükürler olsun sıfır hatayla ve hiç kimsenin tek bir leke süremeyeceği şekilde götürülüyor. Belki şu an biz bilmiyoruz. Çok farklı isimlere operasyon hazırlıkları var. Belki şu an biz bilmiyoruz. Çok önemli operasyon ve harekatlar gerçekleştirildi. Devletimiz uygun gördüğü an biz bu bilgilerle birlikte yeni bu değerlendirmeleri yapıyor olacağız. Burada şuna güvenmek ve bunun keyfini sürmek lazım. Gerçekten çok önemli ve başarılı bir süreç işliyor terörle mücadele açısından. Şimdi kuş uçsa herkesin haberi oluyor benzetmesini kullandınız. Aslında şunu da diyebiliriz. Yani uçan her kuşu takip edebilecek kabiliyete sahip, değil mi? Bölgede ki dünyanın Kesinlikle. en zor coğrafyasında belki de Türkiye'nin operasyonları. Şimdi terör örgütüne siz de altını çizdiniz. Ben de onu soracaktım. Çünkü jeostratejik açıdan değerlendirmenizi ben rica edeceğim. Irak'ın kuzeyinde yani manevra alanı kalmadı artık. Bunu kendileri de biliyor. Örgütün çünkü Kesinlikle. girilemez sandığı, dediği, böyle böbürlendiği yerlere girildi. İşte mağaraların derinlikleri bile artık teröristler için kaçış noktası değil. Yani Sayın Hocam, örgütün Irak'ın kuzeyindeki durumunu coğrafi, saha yani jeostratejik açıdan nasıl değerlendirmek lazım son soru olarak? Fatih Bey ifade ettiğiniz gibi hani benim orada kastım şuydu. Kuşkusuz herkesin haberi Tabii oluyor. ben Örgüt oradan de başka bir kendi benzetmeye geçtim. Örgüt de kendi içerisinde bölgede neler döndüğünü özellikle alt katındaki o çapulcu sürüleri çok iyi takip ediyor.
Yani örgüt deve kuşu gibi kafayı kuma gömmüş, her türlü bilgiyi sansürlediğini, alt tarafın evvel olduğu gibi rahatlıkla kullanabileceğini zannediyor. Az önce bir telsiz konuşmasından örnek verdim. Bu aslında coğrafyanın tamamına yansımış durumda ve örgütten büyük bir kaçış var. Şimdi Gara hattı çok kritik bir hattı. Şükürler olsun bu hat yavaş yavaş kontrol altına alındı ve şu an bölgede inanılmaz bir hakimiyet var ki bu hattı hani stratejik açıdan bu anlamda da değerlendirmekte fayda var. Irak ve Suriye koridorunu bağlantısını kesen bir hat. Şimdi ahtapotun kolu gitti. Artık evvel olduğu gibi Irak'tan Suriye'ye, Suriye'den Irak'a ihtiyaç duyulduğu takdirde gönderilen katiller yok. O aradaki muhaberat kesildi, lojistik destek kesildi ve örgüt şu an bulunduğu yerlerde çakıldı kaldı. Ki şu an hak ettiği yere giden, o bu sefer kaytaramayan Ali Haydar denilen eli kanlı katilin Süleymaniye, Erbil, Asos üçgeninde sürekli yer değiştiği, buralarda hareketlendiği yönünde sahadan aldığımız bilgiler var. Ama buna rağmen şunu da gene belirtmekte fayda var. Tabandan da gelen istihbarat desteğiyle ki burada istihbarat teşkilatımız oradaki halkın da büyük bir sevgi ve özgüvenini kazanmış yapı olarak sahayı çok iyi kullanıyor. Buradan gelen bilgilerle bu bahsettiğimiz örgüt elemanları artık sadece silahlı kuvvetlerden veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden değil, o bölgede bulunan sivil aşiretlerden, yapılardan, köylerden de kaçmak durumunda kalıyor. Şimdi örgüt bu durumda kontrolü kaybetmiş ve tamamen herkes kendi kaderine terk edilmiş bir tablo mu yaşıyor diyebilirsiniz ki oraya doğru ben hızla yaklaşıldığı bir sürecin içinde olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bu anlamda baktığınızda tamamen alan hakimiyetini sağlamış ve huşusa haberi olan bir silahlı kuvvetler manzarası var ki ben burada savunma sanayine de o pencereyi açmanın doğru olacağını düşünüyorum. Burada öyle bir sistem kurulmuş ki Fatih Bey yerinde gören biri olarak şunu ifade edeyim. Kilometrelerce ötesinden bırakın hareket eden bir yapıyı veya nesneyi bulmayı, tespit etmeyi, vesikalık fotoğrafını alacak kadar alana hakim durumdasınız. Ve bunu çok az kişiyle ve teknolojiyi de kullanarak inanılmaz başarıyla ve gece gündüz 24 saat esaslı yürütüyorsunuz. Dolayısıyla örgütün ben asla kıpırdayamadığını, kendi arasındaki kontrolü kaybettiğini ve emir komuta bağlantısını kendi işlerinde kullandıkları tamamen yitirdiğini rahatlıkla ifade edebilirim. Bunu zaten örgütün eylemsizliğinden ve örgütün artık kendi içindeki kavgasından çok rahat anlayabiliyorsunuz. Ki bu kavga hani alt taraflarda hep konuştuk. Ciddi bir kargaşa, kaos ve bir panik havası var diye. Şu an bu hava örgütün sözde lider kadrosu dediğimiz yere de sıçramış durumda ki Ali Haydar'a öyle bir rol biçilmişti. Sözde lider kadrolar arasındaki şu son günlerde yaşanan çatışmalarda bir ara bulucu, bir konuyu çözmeye çalışan bir akil kişi muamelesi yapılıyordu. Şu an o da bitti. Dolayısıyla ben bu kargaşanın, bu kaosun, bu çözülmenin alt kadrodan çok örgütün sözde lider kadrosu içinde yaşanacağını düşünüyorum. Zira şu an bana göre herkesin korkusu şu, benimle ilgili kim haber sızdırabilir ve ben bu süreçte nerede ve nasıl saklanmalıyım? Bunlar yaşanıyor. Çünkü burada dikkat ederseniz operasyonla ilgili çok detaylı bilgi paylaşılmadı. Bana göre doğrusu yapıldı. Burada sahadan alınan, burada bir takım mekanizmaların devreye girip işlediği bir istihbari süreç yaşandı. Şu an işte o süreçle ilgili korku en başa kadar iliklere işlemiş durumda. Evet. Ve bu da zaten örgütteki çözülmeyi, paniği ve önümüzdeki süreçte de çok farklı gelişmeleri beraberine getirecek bir gelişme. İnşallah keyifle değerlendireceğiz. İnşallah keyifle özellikle Irak coğrafyasında mutlu sona gelindiğini duyuracağız. Ama işte bugün Amerika'nın bir takım yetkileri James Chaffee eski Suriye temsilcinin ifade ettiği gibi Suriye ile ilgili daha konuşacaklarımız var. Zaten burada yürüyen operasyon ve harekatın ateşi Suriye'yi sarmış durumda. Amerika dikkat ederseniz bugün kendi aklınca bir adım atarak Suriye'de Türkiye'siz bir çözüm asla olamaz şeklinde cümleler kurmaya başladı. İşte o cümleleri bu operasyon ve harekatlara da bağlamakta büyük fayda var. Peki efendim. Terör örgütü PKK çözülüyor. Altyazımız, kuşağımız böyle. Nitekim Türkiye'nin kararlı operasyonları, başarılı, isabetli operasyonları neticesinde bunlar gerçekleşiyor. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ hocamız bizim için değerlendirdi. Sağolunuz efendim.